başkenti olan Şanlıurfa'da tarım ne durumda diye sordu. Bakalım Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve çiftçilerimiz neler söylüyor. Şimdi tabii bitkiler ekildi. Yani üreticilerimiz buğdayı, arpayı, mercimeği ektiler ve artı Urfa'da yoğunluklu olarak bir fıstık ve badem üretimi de var. Dolayısıyla geçen ay ilimizde eksi derecede, yani kar yağışlarının da yağmasıyla, karın yağmasıyla ilimizde eksilere kadar indi. Eksi 3'lere, 4'lere, 5'lere kadar indi. Dolayısıyla ürün henüz çimlenmemişti. Yani daha çimlenip toprağın üstüne çıkmamıştı. Ürünlerin bir kısmında yanmalar oluştu. Fıstıklarda da gözlerde yanmalar oluşturdu. Yani gelecek yılın ürünleriyle ilgili. Bademlerde de keza yine aynı şekilde. Yani olumsuz etkileri üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yaşayacaklar ve göreceklerdir. Şimdi ilimizde özellikle meyve fidanlarının dikimi Antep stoğunda, bademde iki dikim şeklinde olabiliyor. Bir sonbahar dikim, bir ilkbahar dikim. Sonbahar dikimlerinde işte Eylül, Ekim, Kasım aralığında, yani daha çok Kasım ve Aralık ayında fidan ekimleri başlıyor, dikimleri başlıyor. İlkbaharda ise diyelim ki Mart'ın sonuna doğru, işte Mart'ın başından Nisan, Mayıs'ın sonuna doğru dikimler başlar. Ama bizim önerdiğimiz sonbahar dikimleridir. Çünkü sonbahar dikimlerinde önümüz kış ve dolayısıyla bitki uyuma dönemindedir. Bunun için daha sağlıklı bir gelişim gösterir. İlkbahar dönemindeki dikimlerde ise biraz üretici fire verir. Çünkü önümüzde yaz ayları ve sıcak, Urfa biliyorsunuz yoğun sıcak yaşanan bir ilimiz. Yoğun sıcaktan dolayı bitkilerde, dikilen fidelerde, fidanlarda kuruma olabilir. Şimdi dikim yapılırken fidelerde özellikle yer seçimini iyi belirlememiz gerekiyor. Daha çok biz Urfa gibi tarım potansiyeli yüksek yerlerde fide dikimini kıraç alanlarda yapılmasını öneriyoruz. Çok iyi bir çukurun kazılması gerekiyor. Çeşit seçiminin çok iyi olması gerekiyor. Yani biz üreticilerimize sertifikalı fidanlar almalarını öneriyoruz. Sertifikalı fidanlarla dikim yapmalarını öneriyoruz. Çünkü sertifikalı fidanlarda en azından orijini bellidir. Hangi ürünü, hangi çeşidi ektiğinizi biliyorsunuz. Ve fidan da alırken de ruhsatlı yerlerden fidan alınması gerektiğini biz öneriyoruz. Sağlıklı bir çukur kazılması ve can suyunun çok iyi verilmesi gerekiyor. Fidan seçimi de çok iyi yapılması gerekiyor. Şimdi Urfa'da özellikle fıstık, badem, nar fidanları kullanılıyor. Zaman zaman asma bahçeleri de bağ tesis edenler oluyor ama son dönemde üreticilerimiz bundan kaçınmışlardır. Ama özellikle ilimizde badem, fıstık ve nar şeklinde fidan dikimleri yapılıyor diyebiliriz. Şimdi üreticilerimiz tabii ki çiftçiler, üreticiler açısından maliyetler çok yüksek. Bizim bir an önce bu maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini öneriyoruz. Ve özellikle de gübre ve mazotta devletin üreticiye, çiftçiye gübre ve mazotu süspanse etmesi gerektiğini ve desteklemelerini de arttırmasını öneriyoruz. Bize tabii ki talep oluyor da yalnız çiftçi kalmadı. Çiftçi bu durumda çok zarar ediyor. Girdiler çok fazla. Mazot habire yükseliyor. Onun için çiftçi can çekişiyor yani. Yani fiyat tabii talepler şu şekilde artıyor. Bizde sezon ilkbahar ayına girmesiyle beraber damlama sulama sezonu başlıyor. Onun yanında dalgıç pompa, sulama pompaları, damlama sulama sistemleri, hortumlar, kangal borular. O şekilde müşterilerden talep alıyoruz şu an. Tabii fiyatlarda son zamanlardaki, yani sadece biz değil, ülke genelindeki piyasa değişiminden dolayı fiyatlarda
%100 oranında bir artış mevcut. Yani vatandaş alamıyor diyemeyeceğim. Zaten mecburiyetten dolayı alıyor. Ama eskiden 10 tane ihtiyacı varsa şu an bir tanesini karşılayabiliyor. Bir son zamlardan sonra bu elektrikteki afaki fiyat artışlarından dolayı çiftçilerden kaynaklı yükseliş masraflardan dolayı bizim de satışlarımız düştü. Artı eskiden bir çiftçinin mali elektrik faturası ortalama, yani sulama için konuşuyorum, 5.000-10.000 liraysa şu an 3 katına çıkmış durumda. Bu 5.000-10.000 lira 30.000 lira olmuş durumda. Bunun yansıması bize fazlasıyla oluyor. Eskiden çiftçimiz mesela rahatlıkla bir pompa alabiliyorken şu an o pompayı bizden krediyle, vadeli bir şekilde istiyorlar.